İçişleri Bakanı Ali Evrikaya, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezi depremlerle ilgili yaptığı açıklamada 53.537 vatandaşın yaşamını yitirdiğini bildirdi. AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un depremlerde 130 bin canımız gitmiş sözleri gündem olmuş. Daha sonra kurum belirttiği sayının Cumhuriyet tarihindeki toplam sayı olduğunu açıklamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'da yapılan bir toplantıda 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerdeki can kayıplarıyla ilgili bilgi vererek 53.537 vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirtti. Saat 4.40'ta nöbetçi AFAD ekibimiz tarafından Osmaniye Bilgi Apartmanı'ndan ilk vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Diğer illerdeki nöbetçi AFAD ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına süratle başladılar. Saat 5 itibariyle o vakit Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın başkanlığında bakanlarımız ve Türkiye Afet Müdahale Planı yani tam çalışma gruplarımız tam kapasiteyle AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde ilk toplantısını yaptı. AFAD depremden sadece 45 dakika sonra saat 5.02'de ise TAMP'taki en üst seviye olan ve uluslararası acil yardım çağrısını kapsayan dördüncü seviye acil durum ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla felaketlerin yaşandığı her ile koordinasyonu sağlamak üzere kabinemizin hemen hemen tüm bakanları görevlendirildi. Saat 5.45'te valilerimizin deprem bölgesine gitmeleri talimatı verildi. İllerdeki mevcut yöneticilerimizi desteklemek için derhal 59 valimiz, 8 vali mülkiye baş müfettişimiz, 47 mülkiye müfettişimiz, 302 kaymakam ve vali yardımcımız ile 292 kaymakam adayımız yani toplam 708 mülki idare amirimiz deprem bölgesine hareket ettiler. Yine saat 5.45'te bölgeye arama ve kurtarma personeliyle AFAD gönüllüleri ve iş makineleri sevk edilmeye başlandı. Saat 7.57'de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan uçaklar Adana Havalimanı'na arama kurtarma personeliyle ağır tonajlı arama kurtarma araçlarını ulaştırmak için havalandılar. Saat 11.25'te deprem bölgelerinde ilk bireysel çadırlar kuruldu. Birinci depremden 9 saat sonra saat 13.24'te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde ikinci bir depremle daha sarsıldık. Bu yıkıcı depremden sonra da hem arama kurtarma çalışmalarımız hem de yardımların sevkiyatı aralıksız devam etti. Kıymetli vatandaşlarımız, evet, maalesef 6 Şubat'ta milletçe asrın felaketi yaşadık. 120 bin kilometre karelik alanda 11 il, 124 ilçe, 6.929 köy ve mahallede ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53.537 canımızı yitirdik. 107.213 vatandaşımız da yaralandılar. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler etki alanı bakımından dünya literatürüne geçti. Devletimiz tam bir seferberlik ruhuyla tüm kurumları, kuruluşları, personeli, araç, gereç ve imkanlarıyla depremin ilk anından itibaren felaket bölgelerinde canla başla çalışmaya başladı.